Evet kaldığımız yerden devam fark ettiğiniz üzere ben bu videoyu aynen devam ediyorum ama siz muhtemelen e, bir hafta sonra vesaire izleyeceksiniz. <laughs> bu da böylece yayıncılığın ve YouTube dünyasının bir çakallı işte ne yapayım kolay böyle kolay oluyor biraz da. Nerede kalmıştık e, askerden döndük blog yazmaya başlayacağım dedim ve buradan da 5 işime doğru yol açacağım. Yol alacağım. Peki neden asker dönüşü blog yazmaya karar verdim? evet askerden dönüyorum ve blog yazıyorum. Ha şöyle bir kırılma var aslında orada. 2007'den 2009'a geçiş birazcık değişik. Yani o dönem YouTube var. Facebook yeni yeni böyle yani hesaplar açılmış ama hani kullanıyor muyuz ne yapıyoruz? Facebook'un ilk ekranını hatırlayanlar vardır. Böyle tuhaf tuhaf oyunlar böyle her yerde oyun işte bilardo, bilardo yine dart. Eee ne var? Okey, bilmem ne ya da böyle basit küçük oyunlar, flash oyunlar falan. Ya da böyle Facebook'ta millet birbirine tuhaf işte emot atıyor ona. Emotu da profiline yolluyorsun kendi hesabından. O sana geri yolluyor falan. Hani falan gibi böyle tuhaf muhabbetler var. Biraz ilginçti. Yani oraya çok giremedim. Böyle daha ya yani takılıyoruz işte. Tabii ki oyuna klasik arkadaşlarımızı buluyoruz. Tabii sevgilisi olanlar için bir şey çok değişmedi. Arkadaşım buluyorumlar, buluyorumlar için genelde sevişmeye kadar giden. Vay be ilkokul arkadaşımı buldum. Hadi bakalım sevişmez miyiz bir'e kadar giden bir yol vardı orada. tabi bazıları evlendi de güzel de oldu. Oradan tekrar yıllar sonra birbirini bulup e, bazıları için iyi oldu yani. Neyse geyik bir yana Asker dönüşünde işte Twitter, e, FriendFeed o dönem e, sonra FriendFeed Facebook'a satıldı. E, Facebook'un şimdiki aktif news yani o ana ekran akışını FriendFeed'in altyapısıyla almıştı aslında Facebook. Orada aktifiz. Twitter başlamış. Instagram daha var mı yok mu hatırlamıyorum. Ya da bir sene sonra mı geliyor? Ya da vardı da bize mi geç geldi? Onu da tam hatırlamıyorum. Daha yeni ilk kez smartphone almışım. Bir akıllı telefonum olmuş o dönemler. İlk işimden aldım para. Ve o dönemki işimi bulma sürecimde dedim ki yani ben burada ne yapabilirim? Ee, girdim. Dilimi biraz daha düzelttim. İngilizcemi biraz toparladım. Daha düzgün yazabiliyorum. Kendimi ifade edebiliyorum herhalde ama bunun ifade edip edemedim, anlamam için karşıdan bir geri dönüş almam lazım. Twitter'da yazmaya başladık. FriendFeed'de bir şeyler yazıyorum. Arkadaşımla da işte Arsenal hayranıyız. Galatasaray taraftarıyız. O dönem yine de taraftar denemez. Yani çok taraftarlıktan çok artık uzaklaştığım, ufak ufak uzaklaşmaya başladığım dönemler. Sevgi var. E, Okey. Takip ediyoruz. Ama Arsenal konusu daha ateşli, daha heyecanlı. Takım başarılı olacak mı? Nereye gidecek? Daha sıkı takip ediyoruz. Türkiye futbolunu bunun o durağan yapısı, temposuzluğu artık biraz baymış. Ama izliyoruz tabii yine. Dedi ki blog yazalım. Blogspot spot o dönem popüler. Herkes blog yazıyor. Ya buna bir iş denebilir mi? Beşinci yani yok şu an denemez. Sadece yazıyorsun çünkü. Başladık yazmaya. Yani işte Arsenal şöyle, Fatih Terim böyle, yeni Fatih Terim gelmiş, Galatasaray şunu yapıyor, bunu yapıyor. Yazıyoruz, yazıyoruz. Baktık fena okunmamaya başlandı. O dönemin televizyon kanalları bloklardan böyle fotoğraflar alır, NTV'de hatırlayanlar vardır belki. Bizden de fotoğraf alıyorlar falan. Bizim haberlerden ya da işte bizim yazılardan böyle minik minik değiştirmeler görüyoruz. Hoşumuza gidiyor vesaire. Bir gün France bir iş idanı gördüm. İşte Türkiye içerik yok pardon. Bir proje için içerik editörü aranıyor. Tercihen blok yazarı olabilir vesaire vesaire. Dedim ben varım ya. Bir attım. Yani CV yok ama CV üniversite mezuniyet, askerlik var. Başka hiçbir şey yok. CV bomboş. Çeviri yaptım falan yazıyor. Aa bir dakika tabii ben geçen videoda bir de şeyi unuttum. Ee, çok detaylı değil ama hani onu da araya sokmam lazım. Ee, şu an 5. iş deneyime geçeceğim dedim. 6'ya geçeceğim. Çünkü 5'te de üniversite okurken İzmir fuarı deneyimim oldu. 2 sene üst üste yazın. Toplamda iki ay İzmir İnternasyonel Fuarı'nda çalıştım ve fuarcılık standta çalışma, dış alanda çalışma, halkla ilişkiler, işte saha elemanı vesaire gibi bir de bir fuarcılık tecrübem oldu. Ha, orada çok anlatacağım bir şey yok. Hepinizin üniversite hayatında dönemsel olarak yapabileceğiniz işlerden biri. Bu tane hala vardır. Ajanslara giderek ya da tanıdıklarınız varsa o fuarların kendi sistemleri oluyor. Oralara başvurabiliyorsunuz. İşte Boyunuz posunuz evet biraz fiziksel bir ayrımcılık var orada. Çünkü bazen standta böyle dikilmeniz gerekiyor falan. Oralara CV bırakıp fotoğraf bırakıp fuarlarda e, ne bileyim kongrelerde festivallerde falan güzel olabilecek ama artık o kadar güzel bilmiyorum fiyatlara bütçelere işler bulabilirsiniz. Onu da deneyimledim fuarcılıkta 5. iş deneyimi olarak kenarda dursun. Geri dönüyorum editör kısmına. başvuru yaptım. Ee, yanıt geldi. Ee, bilenler vardır. İlker Uğur YouTube'da konuklar kısmında kanalımda bulabilirsiniz. Onunla da bir gün konuk ettik. Bayağı bir konuştuk. Kendisi şu an UEFA'da çalışıyor. Çok da güzel bir işi var. Çok da severim kendisini. Onunla iletişime geçmiştim. Gel bir görüşelim dedi. Van dedim Allah Allah ya. Blok yazdık ya. Toplasan 50 tane yazım var yani 6 ayda. iyi dedim hadi geliyorum. Gittim görüştük. O sırada da şans bu ya. Başka bir arkadaşım aradı. O da o dönem ajanslarda çalışıyor. Abi dedi çok güzel bir iş var. Yapar mısın? Ya dedim yaparım ya ne iş ne şimdi söyle, telefonda söylemem gelmelisin görüşmeliyiz. Nerede Maslak'ta. İyi dedim ben de zaten İstinye tarafındayım. Mastak'a yakın gelirim. Gittim bir ajans, ajansın adını vermeyeceğim. Türkiye'nin o dönemki en büyük ajanslarından biri ama dijital tarafı daha yeni yeni kuruluyor. Yani dijital taraf ne demek? daha böyle reklam filmi işte basılı işler yapan o işte posterler pano reklamlarını vesaire yapan ajanslar daha klasik olarak tabir edilir. Yeni nesil dijital ajanslar daha işte internet ortamı ya da daha dijital işte medya satın alma Google reklamları Facebook reklamları ki o zaman daha azdı bunlar. Onlara yapanlara dijital ajanslar deniyordu. Bu konvansiyonel yani klasik ajansın küçük bir dijital bölümü vardı. Ajansın CEO'suyla görüştüm bir anda böyle yani adam koca adam oğlum ne yapacak ben tıfıl 26-27 yaşında biriyim e, şey e, e, e falan diye böyle çıktım önüne dedi blog yazıyormuşsun yazlarına baktım fena değil işte biz de Nike'la çalışacağız falan diyor böyle dedi, e, peki ne yapacağız Nike'ın Facebook sayfasını Twitter'ını Türkiye sen yöneteceksin dedim yöneteyim de nasıl olacak yani korktum bir anda tamam mı o iş büyük yani şimdi öbür taraftaki işte şu blok yazacağım işte Futbol Federasyonu'nun UEFA Euro 2016 projesi için editörlük yapacağım. Yani internet sitesinin yazıları hazırlanacak. Şehir tanıtımları işte milli takımla ilgili metinler vesaire onlar hazırlanacak. Sosyal medya yönetimi yapılacak. Haftada bir İstinye'deki federasyon ofisine gidilecek. Ee, nispeten daha kolay bir iş ama e, bir yandan da heyecan verici. Yani futbol yıllarca futbolun içinde Tabi bizzat oynamadım ben ama hep içindeydim. Hep işte e, takip ettim. Çok kafa yorduğum bir alan. Tabi bir yandan basketbola çok kafa yoruyorum ama futbolda inanılmaz seviyorum. O biriken bilgi birikimi ilk kez işe yaramıştı orada. Dedim ki tamam bu futbolla ilgili iş ve ben bunu yapacağım. Ama bir yandan da bu iş gelince abi Nike her şey var ama basketbol, futbol, işte tenis. Nike ile ilgili her şey. Nike Türkiye abi koşu bilmem ne. İşte yurt dışına gideceksin. Şöyle olacak, böyle olacak. Oğlum çok iyi iş. Maaşlar aşağı yukarı aynı. Çok bir fark yok. Ama gerçekten şeyde çok arada kaldım. İşte bu benim belki de ilk e, tercih ve vazgeçme anımdı. Yani bir şeyden vazgeçmem lazım tercihten çok burada. Dedim ki yani evet Nike ajans iş çok güzel ama hiç bilmiyorum. Yani ajans dünyasında olmak istiyor muyum bir fikrim yok. Belki de ilk kez orada başlasaydım... Evet şu an anladınız Nike işini almadığımı. İlk kez orada başlasaydım... E, orada yükselebilir miydim bilmiyorum ama yükselseydim ve bir yerlere gelebilseydim muhtemelen... Şu anda yayıncı değildim. Bırakmayabilirdim reklamcılığı. Çok ilginç yerlere gidebilirdi çünkü konu. Ama ben federasyon işini seçtim ve şu an geriye dönüp baktığımda hiç pişman değilim. E, Okey benim için. Çok güzel bir 9 ay 10 ay geçirdik orada... Proje için çok çalıştık biliyorsunuz o e, oylamayı bir oyla kaybetmişti Türkiye. Tabii o detaylarını bir kenara bırakıyorum yani onu da yine bir gün bir yayında belki ya da bir videoda da tartışırız Türkiye'nin adaylıkları ve sıkıntıları şeklinde. Çok güzel iş oldu çok güzel şeyler öğrendim yaratıcı metin yazmayı öğrendim sosyal medya yönetimini öğrendim ki o, o dönem bir bilgi yok. Gerçekten bir bilgi yok ne yapıyoruz yani sosyal medya nedir ne yapılıyor kim ne, ne? hiçbir şey yok bir kural sistem yok. İlk kez biz yapıyoruz yani. Ben ve benim gibi işte toplasan Türkiye'de belki bir 20 kişi daha vardır. Herkes bir yerinden tutuyor. Twitter'da ünlü oluyor kimisi oradan bir şirkete giriyor o yapıyor. İşte öbürü başka bir yerden tutuyor. Birisi YouTube videosu yapmış oradan girmiş. Yaratıcı olduğunu öyle kanıtlamış o iş yapıyor. Ben de editör kısmından girdim. Ve öğrendim. Ha federasyona devam edemedik. Tabi orası daha ee, nasıl diyeyim politik bir oluşum. Yani orada barınmak ya da oraya girmek. Elinizi kolunuzu sallayarak olmuyor. Biraz daha değişik bir yapısı var. Devam edemedik. Ama o dönem blok yazdım. Ee, yan sistemlerde işte başka bir şirkete bağlı çalışıyorum. O şirket şu anda sosyal medyada çok ünlü birinin şirketi. Onunla işte ona yakınlaşmaya çalışıyorum. Abi diyorum işte bak ben böyleyim bana bir iş çıkar mı? Yok oradan da bir şey alamadık. Ama bir yandan işte oyun sitesi kuruluyor. Diyorlar ki gel bir deneyeceğiz proje sen buraya oyun yorumları yaz. Yazıyorum aa çok güzel sen devam et. Diyor ki yeni bir spor sitesi kuracağız. Oraya da yazar mısın diyorum. Yazarım çok heyecanlıyım. Tamam oraya da gel oraya da yaz. Abi işte şöyle şöyle bir futbol sitesi var oraya yazar mısın? Yazarım ne yapacağız yazarız. E para var mı? Yok. E, yine tıkanmaya başladık. Şimdi federasyon işi bitti. Yani işler geliyor ama para yok bir yandan işte o bahsettiğim çok ünlü sosyal medyada çok ünlü olan kişinin şirketine gidip diyorum ki işte bana bir iş çıkar mı buradan sen ne diyorsun? O diyor ki işte bloktan sen paranı kazanırsın evlat falan diyor. Tamam dedim yani o zaman buradan yürüyeceğiz yani bize bir ekmek yok. Herkes herkes şey tamam iyi yazıyorsun güzel yazıyorsun ama geleceğim bedavaya bakacağız kısmet hayırlısı. Dedim ulan nasıl olacak böyle yani tam bir para kazandım o dönem için hiç, hiç fena olmayan bir para kazan. Hatta şunu söyleyebilirim yani dolar 1.3 ise ben 1500 lira maaş alıyordum ve 1000 dolar yani kabaca o maaş. Şu an hani 1000 dolar maaş ne kadar ediyor hemen hesaplayabilirsiniz. Ve bunu biriktirdim. O dönem bir şekilde yani işte eşim şu anki eşim o zamanki sevgimde çalışıyor. Bir şekilde döndürüyoruz. Beraber yaşıyoruz. Evi döndürüyoruz falan hallediyoruz yani. Her şey tıkırında ama iş olmazsa olmaz tıkırında gitmez çünkü maaş var ama maaş yokken de mutsuzsun ne yapayım ne edeyim o sırada başka bir arkadaşımın vasıtasıyla da hani ajans dünyasına girmek ister misin hani böyle böyle işler var ya yani dedim çok istemiyorum açıkçası ya yani reddettim ama bir yandan da şey kanıma girdi yani reklam yaratıcı metin yazma fikri sosyal medya yönetme fikri güzel ve o dönem tabi herkese sosyal medya uzmanı deniyor diye o dönemin iş sahipleri daha böyle tecrübeli reklamcılar başka işler deliriyor sosyal medya uzmanı ne abi Twitter'da tweet atıyorsunuz falan. Neyse şimdiki o dönem daha geçenler çoğu da şimdi yayıncı olmaya çalışıyor. <laughs> Bu da ilginçtir ya da podcast yapmaya çalışıyor. O dönem çok dalga geçiriyordu. O dönemin sosyal medya uzmanı olarak dijital dünyaya ilk adım atan, dijital dünyanın kurallarını koyanlar da çok iyi yerlere geldiler. Birçoğu diyeyim ya da hepsi olmasa da birçoğu iyi yerlere geldiler. Çok iyi stratejist oldular. Çok iyi reklamcı oldular. Çok iyi şirketlere yönetici oldular. Kurumsal şirketlere geçtiler vesaire. Ben de o dönem işte bu teklif gelince kaç oldu? 6. iş deneyimi olan ilk ajansıma girdim. O dönemin Promo Cube adı altında Türkiye'nin ilk sosyal medya ajansı sloganıyla ile ortaya çıkan ki o dönem iki ajans vardı bu arada gerçekten. Ve çok e, ilginç bir süreçti benim için. İnanılmaz stresliyim çünkü bir önceki işimin e, %90'ı yine evde. Freelance çalıştırmışım yıllarca, evde çeviri yapmışım, dönemlik çalışmışım. Yani sabit 5 gün üst üste gittiğim bir staj dışındaki o boktan muhasebe stajıydı onu saymadım bile. 3 gün gitmiştim. Yani staj dışında bir ofis hayatım yok. Ve ofise üst üste gittim ilk hafta sonunda stresten ölüyordum artık. Terliyorum, strese giriyorum, ofiste ne yapacağım bilmiyorum. İnsanlarla yakınlaşmam lazım. Hemen bir sosyalleşemiyorum çünkü evde hep böyle tek başımayım, tek başımayım. Toplantılara giriliyor, böyle bir tuhaf hissediyorum. Yok yani ilk hafta, iki hafta geçti, üç hafta geçti, bir ay geçti. Bir türlü o şey yapamıyorum, rahatlayamıyorum yani. Hep bir stres, stres. Ama iş üretme kısmında sorun yok. İş çıkıyor, işi veriyorlar, yapıyorum, öğreniyorum, soruyorum. Hatta kendim bir şeyler koyuyorum. Ya yeni iş tutunmamız lazım. Aman sakat olmasın. Hemen markalarla iletişime geçiyorum vesaire. Bunları öğrenmek hoştu o dönem için. Ama o stres 6 ayda falan gitmedi. Yani şu an şöyle deniyor ya siz işte. Ya bu işi bırakın şuna girin. Bu işi bırakın buna girin. Sevmiyorsanız şey yapmayın. Abi yok, yani ona sıfırdan başlamak, oraya adapte olmak bir şey. Hadi alıştın bırakmak da stres. Çıkamıyorsun. Yani iş ofis hayatı devamlı bir e, gözlem altında tutuluyor hissi. Senin de devamlı insanları gözlem altında tutma gerekliliğin hissi. Çok yorucu, çok stresli. Bir yandan müşterilerinin baskısı var. Bir yandan yöneticinin baskısı var. Maaşım artacak mı? Düşük mü alıyorum? Piyasa ne durumda? iş mi değiştirsem stresine de girince iyice panik oluyorsun. Ama bir, bir noktada bunu yendim ve şunu öğrendim ki bir insana işini bırak ya da şu işe gir demek çok kolay değil. Ha derken bunu derken de şunu düşünmek lazım. Mutlaka hep bak bu dünya için söylüyorum. Türkiye için anlamayın sadece. Hep yanda bir alternatifiniz olsun. Hani bak bu bir iş bulmadan iş bırakma değil. Mesela ben ajansa girdim ama çeviriyi bırakmadım. Hala yapıyordum. Hafta sonu yapıyordum. Bir şey 3-5 kuruş da oradan geliyor. Para birikiyor. İşte evin masrafları çıkıyor vesaire. Hep dedim ki çünkü oğlum, ben bu işte tutunamazsam ne olacak? Hani hep bir e, yedek plan hep e, kafamda oldu ve bu beni biraz rahatlatmaya başladı açıkçası. Hani o dedim ya stres vardı. Baktım ikisini bir arada yürütebiliyorum. O stres level düşmeye başladı. Rahatladım. Ofise alıştım. Biraz tabi alış... Tabii bende de şey switch'i var yani bir yere de alıştım tam alışıyorum. 6 ay belki stres çekiyorum ama 6. aydan sonra da sanki orası bura bizim ya bizim memleket işte. işte burada fındık bahçesi falan dönüyor. Çok rahatlıyorum yani. Ama tam rahatladım derken işler de işte pro şirketin içinde iyi gitti. Şöyle oldu böyle oldu işte kaliteli iş yaptım, başka işler istedim, vermediler ama ben inat ettim falan derken bir anda benim yöneticim kreatif edim istifa etti. Kişi yok, insan yok. Ben böyle yarı metin yazarı, yarı sosyal medyacı gibi çalışıyorum. Dedi ki patron gelsin dedi kreatif ed yapalım. Ayda kreatif ed dedin şey de yani kreatif direktör ya da çok büyük yani ajansın şey beyni yani her şey oradan çıkıyor. Ki o kadar iyi oldu mu inanmıyorum ben zaten. O kadar iyi de değilim. Bırak inanmayı. Ama bizim yani neyse şimdi çok detaya girmeyeyim. Sonra bir yerlere laf sallamışız gibi olur ama bir gün onunla ilgili de konuşuruz. Bir gün bir noktada ben de birilerine herhalde saplayacağım. Yoksa sigortamın yatmadığı, emeğimin karşılanmadığı günler hala aklımda. Tehditler vesaire. Onları da bir gün konuşuruz. Ben panik oldum. Dedi işte böyle geç başına geç. Ne olacak? Yaparsın ya falan diyor böyle. Şirket büyük. 50-60 tane marka var kreatif ekip dediğin ekip olmuş 15 kişi. Ben nasıl yöneteceğim 15 kişi? Yani aklıma hayalime sığmıyor. Aklım gitti yani ne yapacağım oğlum? Ama bir yandan da çok iyi fırsat. Maaşım ikiye katlanacak. İnanılmaz bir anda yönetici olacağım. Böyle bir sıçrama fırsatı dünyada yok yani. Ve daha şirkette çalışmaya başladı. Bir sene falan olmuş. Yaşım da işte kaç oluyor? 2010, yir, 2010 27, 28, 2011, 28 yaşındayım o, oh, oh, ne yapacağım? Şimdi bu sefer işte bundan vazgeçersem bu beni bunu yediremedim. Bak bundan vazgeçmeyi yediremedim çünkü bu bulunduğun yapı içerisinde üste çıkmak ya. Niye altta hani kalayım? Zaten hani şey kaybın olmayacak. zaten stres oluyorum. Orada stres oluyorum. Derim ki burada stres olayım. Ya, bu, bunu denemem lazım. O sırada da yine başka bir iş teklifi geldi. <laughs> Bu sefer de başka bir ajanstan yine çok sevdiğim bir arkadaşım, hatta adını verebilirim, Serkan Mutlu İkili Oyundan biliyorsunuz. Abi dedi bize böyle böyle bir proje yöneticisi lazım, işte gel gelmek ister misin? Dedim yani çok güzel, sizin şirket çok güzel ama onlar inanılmaz yoğun çalışıyorlar. Geceleri gündüzleri yok, bizim ajans biraz daha rahat. Yani yine yoğunluk var ama belli saatte çıkabiliyorsun, hafta sonu biraz daha rahatsın. Ki ajans dünyası bilenler anlıyordur şu an beni. hani gecen gündüzün yoktur. Deli gibi çalışırsın. Görüşüyoruz ediyoruz. Çok daha vizyonlu bir şirket diğer şirket. Çok iyi bir imkan var. Ama bu sefer de korktum. Yani abi dedim, ben o o yoğun çalışmayla o stresi kaldırabilir miyim? Çok emin olamadım. Ya işi yaparım ama erken pes edebilirim o stresten. Ve bu sizi yarı yolda bırakır. Dedim ona çok güvenemiyorum. Çok iyi iş, çok iyi teklif. Para da, bu arada parası daha iyiydi. Muhtemelen parası daha iyi olacaktı. Dedim, şey yapmıyorum. Ben sizi yarı yolda bırakabilirim. Korktum. Şimdi diğer işi takip bir şey yapacağım, kabul edeceğim. En azından bildiğim bir ortam, bir yönetici olacağım. Çünkü diğer tarafta, bu arada diğer iş tabii yine aynı seviye benimle. Proje yöneticisi, bir yönetici falan değilim. Sadece projeleri yöneteceğim. Bir ekibim falan yok. Yine birine bağlayayım vesaire vesaire. Diğer tarafta ben yönetici olacağım. Dedim ki burada başka bir tecrübe var. O iş ama o işin de beni götüreceği nokta belki de çok daha tecrübenip çok daha üst noktalara gidebileceğim. Hatta yurt dışı imkanı belki bana daha erken açabilecek bir imkandı. Vazgeçtim. Yönetici olmayı denemek istedim. Erken yaşta gelen bu imkanı kaçırmak istemedim ve onu tercih ettim. Yani kendi şirketimde kaldım ve süreç başladı. Zordu. birçok şey kendim öğrendim. Bana bir mentörlük edecek, bana yöneticilik şöyle olur bakalım diyecek kimse yoktu. Kendim kitaplar aldım, okudum. Peter Drucker merak edenler varsa Peter Drucker, Drucker de yazılır. Onun kitapları vardır. Bakabilirsiniz yönetic yöneticilikle ilgili. Onları okudum. Başka kitapları okudum. Arkadaşlarımla konuştum tecrübeli olanlarla. Onlara sordum. Bir şekilde öğrendik. Fena da gitmedi. Şirketi toparladık, ekibi toparladık. Güzel işler çıktı. İkili ilişkilerimi çok geliştirdim. İnsanların şimdi basketbol koştuğu tarafından gelen bir insan zihnini yönetiyormuş gibi hissettirmeden manipülasyon etmeyeceğim ama biraz tehlikeli ve kötü anlaşılabilir ama bu kötü anlamda söylemiyorum. Çünkü insanları kontrol ettiğinizi düşündürtürseniz, ona hissettirirseniz bir baskı yaratırsınız ve o sizden çekinir, sizi size mesafe koyar, sizi itmeye çalışır. Ama bunu hissettirmeden onunla doğru ilişkiyi kurarak ki bu da de aynı değildir. Yani Ahmet'le başka bir frekansa girerken Mehmet'le başka bir frekansa girmeniz lazım. Belki biri de şen şakrak, biri de daha ciddi. Ya yani onlara böyle yapmayı öğrendim. İnsanların zihnine nasıl ulaşabileceğimi, onlara nasıl iş yaptırma değil de kendi yapması gerektikleri gereken işleri nasıl onlara daha verimli yaptırabilirim ya da nasıl onların daha verimli yapması için e, gereken imkanları sağlayabilirim biraz bunlara odaklanınca iş çok güzel gitti i̇şte o dönemden işte şu an yine balon haber podcast yaptığımız Ömer Armankaya ile çalıştık çok iyi bir metin yazarıydı o zaman da zaten. ...bizim şirkete girdiğindeki ilk iş, ilk iş görüşmesinde ben vardım şu anda konuşup güleriz hala çok komikti yani ki çok iyi bir kendi sunumuyla gelmişti çok kaliteliydi o zamandan da belliydi ve şu anda zaten aldı yürüdü ve çok iyi bir deneyim oldu ama günün sonunda oldu patronla tartış kavga et ve artık fikir ayrılıklarının olması nedeniyle o işten istifamı ettim bu da ilk istifa deneyimim oldu ve... Mesela bu bir vazgeçmemi değil çünkü başka bir alternatif yoktu o anda ve dedim ki benim artık kafa sağlığım iyi değil yani bu şirkette mutlu olmayı da bir kenara bırak istediğim şekilde çalışamıyorum ve o, şu an, o ara şu oluşmaya başladı kafamda ben çalışanın yanından mı olacağım patronun yanında mı olacağım ortada mı duracağım ortada durursan bu sefer iki tarafta sana düşman oluyor bir tarafta durursan başka sıkıntılar çıkıyor ve tam bu noktada diyorum ki Bununla ilgili kesinlikle bir video daha gelecek. Ee, yöneticilik, yöneticiliğin stresi ve diğer iş alanında işte yönetmenlik, koçluk, aslında hepsi bir yöneticilik. Bunlarla ilgili ayrı bir video zaten kafamda çok önceden oluşmuştu. Onunla ilgili detayları da çıkaracağım ve bununla ilgili ayrıca konuşacağız ama gerçekten e, ilk tecrübe olarak hem çok verimliydi hem de çok korkutucuydu benim için. Ama bir noktaya kadar getirdim ve dayanamadım noktada da istifa ettim. Bu dönemde de tabii şeye kafa yoruyorum. Şimdi hepinizin olduğu gibi işte o dönemde de oyun şirketleri hepinizin derken bu işe ilgi duyan herkesin oyun şirketine girebilir miyim? Game design yapabilir miyim? İşte bir yerler alır mı? Toplasan zaten Türkiye'de 5 tane oyun şirketi var yok. Ona kafa yordum. İşte kitaplar okuyorum. Game design işte Game Theory bilmem ne o dönem işte e, Gamification olayı patlamıştı işte Series Gamification işte Business Gamification oyunlaştırma yapıları oyunlaştırma teknoloji bunların eğitimlerini alıyorum online falan. Ben denemeye başladım bu sefer ama dedim artık tecrübem var ya ondan önce dedim, iki kere iş şansı ayağıma geldi. tabi şans derken ben bir şey oluşturdum da geldi yani o bloğu yazmasam iş hiç, hiç, hiç buralara gitmeyecekti. ...diyorum ki artık tecrübem var, kitaplar okuyorum, sertifikalar alıyorum... ...hemen iş bulacağım, ha, bulacağım, babayı buldum. Hiçbir CV'ye dönmüyor oyun şirketleri, kimse sallamıyor. Tanıdık buluyorum, umurumda değil. Ah, başladım korkmaya tabii. Yani ne olacak, nereye gideceğiz, ee, ne yapacağız... Van diyorum mobil mobil app işine mi girsek, mobil oyun mu yapsak? Orada çıldırıyorum böyle. O an işte şey design öğreniyorum. İşte user experience, user interface. Bunlarla ilgili teoriler, işte trendler ne? Kendim çalışıyorum böyle. iPhone ekranı çıktıları falan alıp üzerinde böyle çalışıyorum. Kendim bir oyun yazdım, bir sinema quiz'i yaptım. O dönem hatta yazdırmaya da başladık. Bu arada bayağı hani yazılımcı, tasarımcı, çok iyi bir tasarım çıktı. Sorular yazdırdım. Hala elimde bak bir ara onları ...bir yayında ya da YouTube'da bir quiz olarak... ...kullanabiliriz. Elimde 2.000-2.500 tane soru var. Hala duruyorlar. onları ücretini verip yazdırdım... ...biriktirdiğim paralarla. Ama orada da işte tabii... ...resmi bir şey olmayınca yazılımcı terk etti. Güzel kazıklandık kendisinden. İşte öbürü başka bir şey oldu. O iş de yürümedi. E bir yandan dedik ki Bun bunları yaptık. Elimizde materyal var giderim işte yatırım bulalım. işte yatırımcı bulalım. İşte Sungur'la beraberiz o ara. Tabi Sungur'la biz bu arada Can Sungur'la bilmeyenler için Promocube'da tanıştık. Daha önceden tanışıyorduk ama online'dı. Yüz yüze ilk orada tanıştık. Orada kaynaştık. Bir de benim bir arkadaşım daha var ki o da şu an Türkiye'nin önemli dijital şirketlerin birinde yönetici tepelerde. Üçümüz e, gidiyoruz. Mobil app'ler hazırlıyoruz. Mobil oyunlar, planlar. 2011 yıl işte tam bu Peak Games'in işte Gram Games'in çıktı çıkacağı yıllar. Biz de saldırıyoruz. Bu işte gelecek var. Tutturursak hani kendi oyunumuzu da yaparız. Şöyle olur işte bilmem ne yaparız. Web sitesi mi açsak oradan bir şey mi yapsak. Yok abi mobilde kalalım. İşte yatırımcılara gidiyor. Koça kadar bile gittik. Tanıdıklar bilmem neler. Sunumlar şunlar bunlar. Yok olmadı yani. Olmadı ama şuna şunu demeyeceğim. Yanlış anlaşılmasın. Hayıflanmayacağım yani. Biz beceremedik. Ben Şimdi bunu daha anlarım. O zaman biraz daha hayıflanıyordum. Gerçekten şöyle şeyler diyordum yani. Ya para, kimse para vermiyor abi bize işte. Ne yapalım? Şimdi gidiyorsun şey diyor çünkü adam diyor ki sana evin evin araban varsa onu sat yap diyor. Yani ama işte biz o zaman yanlış anlamışız bunu. Tamam onunla çalışmayacaktık belki ama o istiyor ki senden sen bu riski alabilir misin? Sen şimdi o bana para verirken parasından vazgeçiyor. Benim de bir şeylerden vazgeçmemi istiyormuş. Biz bunu çok çözemedik. Ha hoş neyimizden vazgeçecektik? Evim yok, arabam yok, param yok. Vazgeçeceğim bir şey de yok aslında. İşim de yok zaten. Ha e, o dönem Sungur ve diğer arkadaşımız çalışıyorlardı tabii. Hani onların da zaten şey dedik hani onlar işi bırakmayacak ama ben zaten çalışmıyorum. Ben buradayım. Hani beni beni sömürebilirsiniz. Her şey bütün kontak iletişim bütün ofisin hayatı bende o sorun değil ama onlar da zaten dışarıdan da olsa da hep işin içinde olacaklar şeklindeydi. Olmadı onu da bulamadık o riski alamadık belki de ben sonra işe girdikten sonra da bunlara devam ettim ki bir sonraki işim bir sonraki videoda anlatacağım. Ama o yine işi bırakamadık riskleri alamadık ve olmadı. Şimdi geriye dönüp baktığımda bu bir vazgeçme miydi bir başarısızlık mı diye düşünüyorum kimiler için başarısızlık kimiler için de belki de vazgeçme ama ben şöyle baktığımda daha da ileri gidebilirdim ve bundan vazgeçtiğimi görüyorum çünkü risk almak kork korkutucu çünkü şunu da düşünüyorsun o konfor alanında abi maaş alamazsam bilmem ne olamazsa abi yine işte kira ödenecek şu olacak bu olacak riskliydi ve maalesef ben yine o riski alamadım ve vazgeçtim biraz da korkudan herhalde koştuktan sonraki en büyük hayal kırıklıklarımdan biri de budur. Belki de şimdi biz bir şirkete yıllarca kurduğumuz şirketi 300 milyon 500 milyon dolara satıyor olacaktık. Ya da harbiden batıp gitmiştik yani. <laughs> Bunları bilemiyoruz deyip bu videoyu da burada sonlandırıyorum. Devamı 3. videoda gelecek ve o son video olacak. Bu videoyu da beğenirseniz mutlaka like'ınızı, yorumunuzu yapın. Sizden ricamdır. Sonda linklerimiz çıktı, listelerimiz çıktı, abonelikler çıktı. Hepsine tıklayabilirsiniz. İşte çan var, çana vurun, bir şeyler yapın. Eğer bu konularla ilgili sizin de tecrübeleriniz varsa ya da merak ettiğiniz konular varsa mutlaka yorum olarak yazın. İlerleyen günlerde, ilerleyen haftalarda bunu duyuracağım. Hem gelişin videosunun altına gelen sorulara hem de bu videolara gelen sorular ve yorumlarla ilgili ayrı bir canlı yayın, YouTube canlı yayını yapıp o sorulara e, yanıt vereceğim elimden geldiği kadar ya da sizin yanıtlarınız, belki sizlerden gelen yorumlar, oradaki bazı sorulara daha yanıt olabilir. Onları konuşacağız. Çok teşekkür ettiğiniz için bir sonraki videoda görüşürüz.